Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Sayın Nurettin Nebati'nin konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşrifini arz ederim. Değerli Bakanım, çok değerli dostum, hocam, başkanım Mustafa Aydın Bey, değerli katılımcılar. Böylesine önemli bir toplantıda buradaki dostlarla birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Keyif alıyorum. Çünkü hemen yanı başımızda yüzlerce marka, binlerce katılımcısıyla İş imkanı üretmek için bir araya geldi. Ve göreve geldiğim bu bakanlığın en çok keyif alacağı şeyi yapıyorlar. Alışveriş yapacaklar ve değerli kardeşimizin de ifade ettiği gibi vergi vererek de millet olmanın ne olduğunu anlayacaklar. Ifrat yapmış olduğu çalışmalarla bugüne kadar çok önemli katkılarda bulundu. Şundan emin olun değerli başkanım, sesinizi çıkardığınız zaman kulağı çok keskin olan bir Ankara var. Sizi duyuyor, sizi dinliyor ve elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Bir çağrıda bulunmuşlardı bu döviz kira işi nasıl olacak diye. Uzun, zahmetli, yorucu bir yolun sonunda 13 Eylül'de açıklanmış olan, yayınlanmış olan kararnamenin gereğini geçen hafta yönetmeliği yayınlayarak koyduk. Bugün Türkiye'de birçok alanda, tüm sektörlerde farklı firmaların, kişilerin, şirketlerin attıkları her adımda bundan sonra Türk lirasını merkeze koyarak işlem yapacaktır. Böylelikle piyasada çok ciddi bir şekilde talepte bulunan dostlarımızın bu imkana kavuşmasını sağladık. Bu saatte Türkiye bir noktaya geldi. Özellikle yabancı dostlarıma seslenmek istiyorum. Biz söze başlarken Doğu ve Batı demeyiz. Biz söze başlarken Doğu, Batı, Kuzey ve Güney diye başlarız. Çünkü İstanbul ve Türkiye öyle bir yerde ki uçağa bindiğiniz anda 3 saat içerisinde en azından 55 ülkeye ulaşırsınız. Türkiye öyle bir merkezde ki İstanbul öyle bir yerde konumlanmış durumda ki burada olan dünyaya rahat bir şekilde ulaşır. Burada yaşayan, burada ticaret yapan, burada iş yapan şunu bilir. Birkaç saat içerisinde Afrika'nın göbeğinde, birkaç saat içerisinde Rusya'da, kuzeyde, birkaç saat içerisinde İran, Irak ve ötesinde, birkaç saat içerisinde de Londra'dadır. Onun için burada marka olmak, burada markayı temsil etmek aslında emin olun dünyaya kendinizi reklam etmek, alışveriş imkanını elde etmek için büyük bir olanak. Ve gene başta yabancı dostlarıma sesleniyorum. Biz kendi içimizde bazen aykırı düşünürüz. Gayet normal. Ama söz konusu şu bayrak vatan olunca hepimiz aynı yönde koşmaya devam ederiz. Onun için de bu ülke kendisine karşı her türlü saldırıyı çok hızlı bir şekilde püskürtmekte üstün bir başarı elde etmiştir. Gezi olayını atlatmıştır. 17-25 Aralık darbe girişimini atlatmıştır. En önemlisi bekamızı ilgilendiren, ülkemizi parçalamaya, bölmeye hedef koymuş bir hain kitlenin
uluslararası güçlerle beraber hareket ettiği 15 Temmuz'da bizler bir anda sokaklara dökülerek tek bir kişinin tankın önünde durmasıyla değil, yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın tankların, silahların karşısında canını koyarak bu ülkeyi koruma refleksi göstermiştir. Şimdi geçen iki ay önce 10 Ağustos itibariyle zirveye ulaşmış olan o büyük operasyonu gene bizler kol kola girerek, birlikte hareket ederek atlattık. Bu ülke üzerinde kimse operasyon yapmasın. Biz güçlüyüz. Biz kuvvetliyiz. Biz biriz. Beraber hareket etmeyi, birlikte bu ülke için her şey yapmaya hazırız. Onun için de bir çağrıda bulunduk. Dedik ki enflasyonla mücadele edelim ve topluca mücadele edelim. Şu anda iki gün önce açıklanmış olan bu kampanyaya tüm sektörlerdeki paydaşlarımız, kamu kurum kuruluşları dahil olmak üzere özel sektördeki tüm kurumlarımız bu kampanyaya destek veriyor. Neden? Ben de varım. Ben de sadece elimi değil, gövdemi bu taşın altına koyarak bu ülkedeki ticareti, bu ülkenin ekonomisini güçlendirmek için her şeyi yapmaya hazırım diyen müthiş bir topluluk var. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Operasyonlara karşı dimdik duruyoruz ve yolumuza koşar adam devam ediyoruz. Marka oluşturmak, markayı oluşturmaya çalışan bir kişi olarak, bir şirketin ortağı olarak ifade edeyim. Çok zor, çok zahmetli, uzun vadeli düşünmeyi gerektiren, maraton koşucusunu değil, ayrıca triatlon gibi her türlü zorluklara karşı her türlü meşakkatle hareket edecek bir alanda iş yapıyorsunuz. Çok zor bir alandayız, alandasınız. Bu alanda işleri büyütmek demek, üretimin artması demek. Emeğe saygı, artı değere evet, ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki kazancın 1/9'u ticaret. Neden? 1/9'u ticaret yapan bir kitle üretime sebep olur, alışverişe sebep olur ve elde edilecek artı değeri de toplumun tamamıyla paylaşır. Onun için bu zor ve meşakkatli yolun aşılmasında bizlere ne görev düşüyorsa elbette yapmak mecburiyetindeyiz. Eskiden bir dükkana girerdiniz, başka şubemiz yoktu diye yazar. Başka şubemiz yoktu demek olur mu ya? Bir defa haksızlık yapıyorsun. O güzelim tadı genellikle bu yiyecek sektöründe olur. Niye başkalarıyla paylaştırmıyorsun? Niye Türkiye'ye yaymıyorsun? Niçin dünyaya yaymıyorsun diye hep sormuşumdur. Marko, şubeleş, çoğal. Zaten Türkiye gibi ülkeler zenginleşiyor. Zenginleştikçe harcama eğilimleri artıyor. Ve bu harcama eğilimlerinden en yüksek payı pastadan sen almaya çalış. Babadan oğula bir dükkanı değil. Babadan oğula yüzlerce dükkanı. Oğlun da torunlarına, bütün dünyaya yayılmış bir zinciri teslim etsinler ki bizler de faydalanalım, dünya da faydalansın. Onun için marka mutlaka yapılması gereken işlerden birisi. Bir diğer sebep, insanlar, biz tüketiciyiz aynı zamanda. Hepimiz tüketiciyiz. Bir örnek istiyoruz. Buradan Londra'ya gittiğim zaman simidimi görmek istiyorum. Amerika'dan gelen dostumuz hamburgerini yemek istiyor. Kebabımı yemek istiyorum. Hintli Hint yemeğini yemek istiyor ve o tadı yaşamak istiyor. Bunun için de en kolay yolu bir örnek sektörde gelişim sağlamak. Ya da otel ya da bir başka bir şey. Ama tüm alanlarda bir örneklik her zaman tüketici için büyük bir imkandır. Bunları yapacağız.
Hep beraber yapacağız. Ve şu anda 16.sını düzenlediğimiz ve Mustafa Bey tam bir örnektir. Gerek üniversitede, gerek billerde, gerek diğer alanlarda hep marka olmak için çalışmıştır. Markanın zahmetli olmak, marka üretmenin ne kadar zahmetli olduğunu bilen birisidir. Ama aynı zamanda bir örnektir. Olabiliyor, yapılabiliyor ve siz oraya yöneldiğiniz zaman bunları sağlayabiliyorsunuz. Her türlü zorluğa rağmen. Şimdi bizim görevimiz ne? Kamu tarafında olmak. Bizim görevimiz nasıl ki müteahhitlerimiz dünyada Çin'den sonra dünyada en büyük müteahhitlik işlerini yapıyor. Bizim de markalarımızı dünyaya yayacak her türlü kolaylığı sağlayacak tedbirleri almaktır. Bu tedbirleri ne kadar hızlı, ne kadar ulaşılabilir yaparsak o kadar başarılı olabiliriz. İşte bunun için de hızlı hareket etme, çabuk karar alma ve bunu uygulayabilmek için başkanlık sistemini getirdik Türkiye'ye. Şu anda çok hızlı karar verebilen ve istişareleri hızlı bir şekilde değerlendiren bir cumhurbaşkanımız var. Büyük bir imkan. Ne yaptınız? Hemen yapın şeklinde verdiği talimatlar bütün alanlara yayılıyor. Ben kendi bakanlığımız için söylüyorum. Bakanımız hakikaten çok hızlı bir şekilde karar verip piyasanın önünü açıcı her türlü yolu bizlere açmak için imkanlar sarf ediyor. Şimdi kamu, özel hepimiz kol kola girerek markalarımızı daha da güçlü hale getireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir marka olduğuna, bayrağımızın güçlü bir marka olduğuna inanıyoruz. Bulunduğumuz coğrafi alanın bir marka olduğuna inanıyoruz ve bunun içerisinden çıkacak özel sektördeki markalarımızın da başarılı olacağına inanıyoruz. Değerli yabancı katılımcılar, gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Avrupa'da 20 yılda 30 yılda elde edebileceğiniz geri dönüşleri biz burada sizlere 10-15 yılda verelim. Çok hızlı bir şekilde geri dönüşüm elde edin. Kazanmaya gelin, biz de kazanalım. Biz de sizlere gelelim. Yatırım yapmaktan, işbirliklerini geliştirmekten, ortaklıklarınızın sayısını artırmaktan ve miktarıyla niteliğini çoğaltmaktan çekinmeyin. Biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz ve her gün, her an daha da gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğiz. Hep beraber bu dünya bizim. Birlikte kazanmaya, birlikte büyümeye sizleri davet ediyorum. Ve elbette yerli yatırımcılar, yerli markalar, çekinmeyin. Çıkın, gidin. Örnekler çok. Nasıl bir kahveyi biz yurt dışına şimdi götürüyorsak, oraya her türlü yerel ürünümüzü götürelim. Bir gün zorlanırsınız, ikinci dükkanda zarar edersiniz ama emin olun, sayınız arttıkça daha çok kazanacaksınız. Bu vesileyle değerli dostlarım, çok değerli başkanım, değerli hocam, benim için de özel bir anlam ifade etti. Yoğun günler içerisinde göreve geldiğim bir aydan beridir ilk defa bir açık toplantıya katılmış oldum. Benim için de bu büyük bir onur. Allah hepimizin yolunu açık eylesin. Hayırlı uğurlu olsun.